Gösterin. Kaç saattir araç kullanıyorsunuz? Şimdi şöyle bir özelliği var bu yolun. Bizim en çok ölümlü yaralanmalı kaza olan yolumuz. Dümdüz bir yol. Yorgunlukla, uykusuzlukla yol düz olduğu için devamlı sürekli yoldan çıkmalar, dalmalar, uyumalar oluyor. Özellikle... Öyle mi? Ne güzel yapıyorsunuz. İsterseniz sizi bir dinlendirelim. Çay kahve ve ikramımız var. Hem biraz açılmış olursunuz. Konya, Adana, Lale'de 21.12. Adana, Lale'de 21.12. Yeni Almanya bölgesi. Tanışmak da güzel bir şey oldu. O vesileyle güzel bir şey. Gerçekten yani böyle ilk kez gördüm. Güzel bir şey. Bütün valiler size örnek. Şu anda Refahiye ilçemizdeyiz. Refahiye ilçemiz Sayın Başbakanımızın da ilçesi. Onun deyimiyle yolların kralı olmaz, kuralı olur diyoruz. Ve bu hayata 5 dakika mola ismiyle adlandırdığımız projemizi burada uyguluyoruz. Ben kahveni niye aldın? Nasıl? Hayır. Erzincan ilimiz ülkemizin haritasında sağ sayfanın tam ortasında. Dolayısıyla Ankara, İstanbul gibi batı illerimizden yola çıkıp Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ağdır, Ağrı, Iğdır tarafına giden vatandaşlarımızın, araç kullanan vatandaşlarımızın yorgunluklarının arttığı, dikkatlerinin dağıldığı bir nokta. Son bir ay içerisinde meydana gelen kazalarda uluslararası karayolunun üzerinde 12 vatandaşımız vefat etti. 128 vatandaşımız yaralandı. Arkadaşlarımız kazaların sebebinin yol kusurundan değil de sürücü kusurundan olduğunu yaptıkları analizler sonucu ortaya çıkarınca hem burada şehir arası yolculuk yapan vatandaşlarımızın dinlenmelerini sağlamak, biraz dikkatlerini toplamalarını sağlamak üzere bir uygulama başlatmaya karar verdik. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz plakalarına bakarak araçlarını seçme yapıp kenara alıyorlar. Valimizin ikramı olan bu kahveyi içmeden buradan sonrasına geçiş yok diyorlar. Tabiri caizse işin esprisi bir yana. Hem bir nebze dinlenmelerini sağlıyorlar. Hem dinçliklerini yeniden kazanmalarını, yolun bundan sonraki kısmında daha güvenli aileleriyle birlikte seyahat etmelerini sağlayacak bir uygulama. Gördüğüm kadarıyla vatandaşımızın da memnuniyeti had safhada. Sonuçlarını yaklaşık bir aylık uygulama neticesinde yapacağımız değerlendirmeleri de alacağımızı düşünüyoruz. ...10-15 kilometre biz gümrükte şey vardı, kuruk vardı. Yine böyle bir ikram bulamadık. Bize ikram yaptığından dolayı size teşekkür ederiz. Aslında bu her yere yayılsa güzel bir şey olur bence. Bu bir örnek olur bu Erzincan. Böyle bir şey yapmışsa, bütün emniyet müdürlerini bunu uygulasa yolcular için güzel olur diye düşünüyoruz.